Yunanistan'ın Ege Denizi ve İyon Denizi'nde iki yeni deniz parkı ilan edeceğini duyurmasına Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilişkilerimizdeki yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir denildi. Atina'ya tartışmalı alanlardaki fiili durumlar kabul edilemez uyarısı yapıldı. Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan'a tavsiye ederiz. Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimize tekraren dikkat çekeriz. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Avrupa Birliği dahil üçüncü taraflara da Yunanistan'ın siyasi hamlelerine alet olmamaları uyarısı yapıldı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı 16-17 Nisan'da Atina'da düzenlenecek Okyanuslarımız Konferansı sırasında biri Ege, diğeri İyon Denizi'nde iki yeni deniz parkı ilan edeceğini duyurmuştu. Yunanistan'ın Ege Denizi ve İyon Denizi'nde iki yeni deniz parkı ilan edeceğini duyurmasına Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilişkilerimizdeki yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir denildi. Atina'ya tartışmalı alanlardaki fiili durumlar kabul edilemez uyarısı yapıldı. Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan'a tavsiye ederiz. Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimize tekraren dikkat çekeriz. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Avrupa Birliği dahil üçüncü taraflara da Yunanistan'ın siyasi hamlelerine alet olmamaları uyarısı yapıldı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı 16-17 Nisan'da Atina'da düzenlenecek Okyanuslarımız Konferansı sırasında biri Ege, diğeri İyon Denizi'nde iki yeni deniz parkı ilan edeceğini duyurmuştu.